Atmaca füzesi en zorlu koşulları başarıyla geçti. Roketsan tarafından geliştirilen atmaca füzesi son testlerden birini daha başarıyla geçerek seri üretime bir adım daha yaklaştı. Atmaca bu testte tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak vurabildi. Kirpi-2 teslimatları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı BMC tarafından üretilen Kirpi-2 mayına karşı korumalı araçların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatlarının devam ettiğini açıkladı. Yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan Kirpi-2, mayın ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Türkiye, donanmasını yerli ve milli imkanlarla güçlendiriyor. Mavi Vatan'da deniz gücünü artırmak için faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Milgen projesi kapsamında %100 yerli tasarım olarak geliştirilip üretilen TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada ve TCG Kınalıada amfibi hareket, araç ve personel nakli, ateş desteği ve doğal afetlerde yardım ile acil destek hizmetleri sağlayan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, denizlerdeki doğal kaynakları yerli olarak arayan Oruç Reis sismik araştırma gemisi bu dönemde öne çıkan deniz platformları oldu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sürü İHA teknoloji geliştirme ve gösterim projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı. Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. Roketsan'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı bir şekilde gerçekleşti. Altay tanklarının seri üretiminin gelecek yıl başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Türkiye, uzayın kapısını böyle açtı. Savunma sanayinde son dönemde önemli başarılara imza atan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında elde edilen teknolojik kazanımlarla uzayın yolunu açtı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projesiyle ilk yerli sonda roketi uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.